Evet, bundan 2 yıl önce 14 Mart 2020 tarihinde bir paylaşım yapmıştım Facebook sayfamda. Amerika'daki tahminciler gazetede çıkan haber. Koronanın başlarıydı o biliyorsunuz Mart, Şubat ayında daha aktif hale geçmeye başlamıştı. Mart'ın 14'ünde yani başlangıcında Amerikalılar ne diyordu? Dünyada bu korona yayılacak diyor. Ama diyor en kötü ihtimalle Amerika'da diyor 200 bin kişi bundan ölecek. Daha o zamanlar birkaç kişiydi biliyorsunuz ölü sayısı. En kötü ihtimalle Amerika'da diyor 1 milyon 700 bin kişi ölecek. En kötü ihtimalle. Şimdi rakamlara bakıyorum. Ben takip ediyorum biliyorsunuz dünyadaki gelişmeleri. Amerika dün gece itibariyle 1 milyon ölü sayısını geçti. Evet. Belgeyi de koydum. Çok büyük bir rakam bu ve 700 bin kaldı en kötü ihtimallerini tahmin ettikleri rakama. Şu anda ne haberler alıyoruz? Omikron'u hadi neyse öyle veya böyle omikron kırdı geçirdi. Yenisi 2-3 haftaya doğru veya 4 haftaya kadar yeniden yeni bir varyant dünyayı etkisi altına alacakmış. Finlandiya hükümeti ne yapıyor? Korona geçti mi diye düşünenlere yönelik görseller hazırlıyor. Hala geçmedi aramızda diyor. Evet, görseli sundum. Rakamları ben takip ediyorum. Finlandiya'da dün 9.300, bugün ise 12.500 korona vakası var. 5,5 milyonluk ülke. Dün 67 ölü yazmışlardı. Bugün yine ölü sayısı yazmışlar. Son 2 yılda koronadan Finlandiya'da ölenlerin %15-20 arası son 2-3 haftada öldü. Çok büyük bu bir ne gösteriyor? Çok büyük bir şekilde etkiliyor. Önlemler neredeyse sıfırlamış. Sadece maske tavsiye ediliyor. İçerilerde maskeli oturuluyor genelde okullarda şurada burada. Ama önlemler tamamen gevşetildi. Korona çok büyük şekilde ne yapıyor? Vuruyor. Ne yapacağız? Biz dikkatli olmaya devam edeceğiz. Korona geçmedi. Korona hala da aramızda. Türkiye'deki rakamları biliyorsunuz. Son zamanlarda azaldığı yönünde rakamlar geliyor ama ben yine şunu söyleyeyim size. Korona azalmadı. Korona etkili. Şey yapmamamız lazım. Yani rakamları kontrol etmememiz lazım. Gerçekleri açıklamamız lazım. Almanya şu anda yine kırılıyor. 350'nin üzerinde dün ölü vardı. Yani rakam normalde Türkiye ile aynı nüfusa sahip bir ülke. Onun için arkadaşlar hijyenik şartlara dikkat edelim, sosyal mesafeye dikkat edelim, maskemizi takalım. Gerek görülmediği halde kapalı ortamlarda bulunmamaya özen gösterelim. Aşılarınızı olunuz ve bu koronayla bu şekilde herhalde benim tahminim 2005 inşallah olmaz ama 2025 yılına kadar, 2025 yılına kadar en kötü ihtimalle yaşayacağız. Ondan sonra da hep temkinli olacağız. Hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla.